7 adet pirinci 7 gün boyunca, 7. gün bittikten sonra bunu cüzdanımıza koyacağız. Cüzdanda 40 gün bekledikten sonra 3 istek hakkınız var. Şimdi burçlara geçiyorum. Tek tek burçlara neler uyaracağım bu hafta? Bir isminizde K ve İ harfi varsa, özellikle de renkli gözlüyseniz, bu karttaki en büyük hayalim araç almak, araç değiştirmek. Mayıs'ın 17'si 21 arasında. Uzun süredir ödeyemediğiniz krediler, borçlandığınız konularla ilgili noktada da kalbinizdeki düşündüğünüz her şeyi bu hafta size Rabbim tek tek verecek. Nişanlı ya da sözlüler, Haziran 15, Haziran 21'de düğün hazırlıklarınız hayırlı olsun. Kader çarkınız sizi uzaklaştığınız hayatla ilgili sorguluyor. Mesela şehri terk etmiş, başka bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. Tebrikler. İsminizde D ve O ve G harfi varsa... ...29 Nisan 5 Mayıs haftası sevgili takipçilerim, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bu hafta benim tarotlarım sizlere hangi konuda uyarı verecek, nelere dikkat etmeniz lazım? Kısa kısa notlarla sizlerle birlikteyiz. Öncelikle şunu demek istiyorum. Bu hafta 7 adet pirinci, 7 gün boyunca 7 pirinci, Ayetel Kürsü, Nas Felak okuyacaksınız. 7 adet, her birine 7 adet. Kenzül Arş suresi okuyacaksınız, 7 adet. Amener Resul suresi okuyacaksınız, 7 adet. Yani bir 7 pirinci, hepsinden 7 adet okuyarak ve 7. günün sonundaki bu duayı bitirdiğimiz pirinçleri cüzdanımıza koyacağız. Cüzdanda 40 gün boyunca kalınca niyetimiz neyse 41. günü cüzdanımızdan çıkartıp para çiçeğin içerisine koyacağız. Koyduktan hemen sonra dilekleriniz Allah katında kabul olmuş olacak. Ne muradınız varsa tarotlarım ve kalbinizdeki duayla sizin evlerinize şifa gibi olsun. Abone olduğunuz için, yorum yaptığınız için ayrıca hepinize teşekkür ediyorum. Bizi seyrettikçe çok mutlu oluyorum. O güzel yorumlarınız, hangi şehirlerden nasıl yazdığınızı dört gözle bakıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesin. İyiliklerimle birlikteyiz. İyiliklerinizle birlikteyiz. Şimdi burçlara geçiyorum. Tek tek burçlara neler uyaracağım bu hafta. Çok öpüyorum sizi. Sevgili Koç ve yükselen ve Ay burcu Koç olan güzel takipçilerim. O güzel yorumlarınız, o güzel kalbinizle yazdığınız her şey için teşekkür ediyorum. Beğeni butonuna yorum yazmaya, birlikte büyümeye, birlikte coşmaya devam ediyoruz. Evet, bu hafta sizin için kartlarım ne diyor? İş gereği gideceğimiz seyahatler ve yapılması gereken yenilikler var. Şöyle diyelim, iş gereği yapacağımız her seyahat şapka kaldıracaksınız ve başarınız hakimiyet gösterecek. Aynı şekilde ailemize ait gidilmesi gereken seyahatlerde çok fazla destek olarak onların kapılarını aydınlığa kavuşturacaksınız. Bir de der ki bu kart 1, 2, 3, 4, 3 çocuk ya da gebelik varsa hanemizde bir ev alma, büyük bir aydınlanma ve murada dahil olmaktır. Ya da üçüncü mertebede bir iş konumuzla ilgili uzun süredir beklediğimiz evraklarla ilgili burada bir erkeğin imzasıyla birlikte yapacağımız işlerde çok büyük bir ferahlık ve aydınlanma söz konusu olacak. Der ki sevgili koçlar, yönünüzü belirlediğiniz ve affettiğiniz sürece hayatınızdaki zorluklar, sizi yıpratan her konu bu hafta bitmiş olacak. İş yerimizde de sizi anlamayan, sizi yıpratan, size sorun çıkartan insanların artık sizin hayatınızla alakalı bağları kopmuş olacak. O yüzden burada devlet ya da kurumsalda çalışıyorsanız artık imzalar sizin için doğru atılıyor. İstediğimiz yolculuklar, istediğimiz kapılar bizim için hayırlı ve aydınlık olacak. Peki aşk ne diyor size? Bakıyorum, kalbinizdeki düşündüğünüz insanla konuşma vakti. Bu kişiyle eğer doğru dengeleri oturttuğumuzda hayat bizi birlikte cesarete, evliliğe, hayat arkadaşlığına ilerletecek gözüküyor. Evli çiftler için bir kart çekiyorum. Köklenmiş ilişkimizle alakalı, geçmiş konularla alakalı toprağımız çürümeye başlıyor. Birbirimizi iyileştirmek, alanımızla alakalı yaşadığımız zorlukları görme vakti. Eğer ki bunları görmüyorsanız büyük bir pişmanlık, yalnızlığa düşme, eşle aramızdaki sorunların daha çok yoğun bir
evrede gerginlik yaratacağını uyarıyor. Der ki ailevi taşınma, yeni bir eve geçmek için de büyük mücadele haftanız söz konusu olacak. Özellikle kardeşlerden gelecek destekle birlikte, hayırlı bir ev anahtarı ile birlikte sıkıntınız rahata ermiş olacak. Der ki şüphelendiğiniz ya da kalbinizdeki insanın size geri gelme ihtimali sıfır dediğimiz soru işareti veriyorsunuz burada. Bakalım geliyor mu? Neden olmasın? 4 hafta içerisinde hayatınızda bu insan geri adım atmış olacak ve mutluluğu ve kendi evresindeki yalnızlığını keşfedecek. Araç değiştirmek isteyenler için şu an ekonomik evrede zorluklarınız var. Yasal problemleri çözdükten sonra araç sahibi olacağınızı gösteriyor. Güzel ve keyifli bir hafta. Özellikle de yasal süreçlerinizi gayet güzel şekilde atlatarak başarıya erişeceğiniz bir hafta. Başkalarının lafı değil, kendi rızanız olan yolculukları yaptığınızda daha güzel aydınlanmaları var. Herkes bize sıkıntı yaratabilir, herkes önümüze engel olabilir. Ama sizin akıl ve kıvrak zekanız kimse size engel olamayacak. Başarınız ve yörüngelerinizle ilgili güzel hayatlar sizi bekliyor bu hafta. Mutlu kalın. Sevgili boğalar, yükselen ve ay burcu boğa olan takipçilerim, bu hafta keyifli, güzel, umut dolu bir hafta sizlerle birlikte olsun. Özellikle sizin enerjiniz artık ben kiminle nasıl davranacağımı, kime nasıl ne diyeceğimi bilemiyorum. Sır küpü olmaktan sıkıldım. Kim çevremde inandıysam kendi arkamdaki yükü tekrar kendime bıçak gibi sakladım diyeceğimiz tarotlarınız da bu konuda size uyarıyor. Yani kime güvendiyseniz elinizi kolunuzu kaptırdınız. İş çevrenizdeki inandığınız, güvendiğiniz insanlar her zaman sizin için iyiymiş gibi gözükseler de ayağınıza kuyu kassalar da siz bu noktada başarıyı ve daha iyi noktaları elde edeceksiniz. O yüzden bırakın sizin kuyunuzu kassınlar, siz daha başarılı ve keyifli bir noktada yer alacağınız gözüküyor. Aynı şekilde kendi işinizde değişim, terfi ya da bunla, yeni başlangıç, mülakatlarla ilgili kartın size çok güzel başarı elde edeceği. Bu dönem kiminle kendi içinizde görüşmeler vaat etseniz de bu artık sizin para rızkınızın hani kepenklerden ya da demir parmaklıklardan çıkıp kendi özgürlüğünüz ve paranızın zaferini elde edeceğinizi gösterir. Ama aynı şekilde isminizde K ve İ harfi varsa, özellikle de renkli gözlüyseniz, yurt dışı ile alakalı uzun süredir beklediğiniz evraklarınız gayet olumlu. Ve artık orayla yerleşmek ya da farklı bir şehirle bağlantı kurarak oradaki yolculuklarımız, oradaki iş kapılarımız daha imkanlı süreç sağlayacak. Bu der ki aşkta ihaneti çok derin tattım ama sizi seven başka bir kalp var. Ona kalbinizi sunduğunuz vakit bu ilişki size evlilik ve gelecek vaat eder. Geçmişi kapat, yepyeni bir enerjiye hakimiyet kur. Bu kalp der ki aileye ait borçlar, çözülmesi gereken miraslar, size hakkınız verilmeyen konularda hazine sizin için artık açılıyor. Hakkınız olan, bir türlü isteyemediğiniz konularda hak sizinle misafir oluyor ve yasal süreçlerde ne kadar ertelense de buradaki haklarınız 6 ya da 7 kişi arasında paylaşılarak siz de hakkınızı alacaksınız. Dengeyi bulmak, özellikle kendi işinizi markalaştırmak, büyütmek, dengeyi bulmak istiyorsanız bu hafta bunlarla ilgili çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Buradaki tarotlarım sizinle birlikte Venüs'ün enerjisinde kendi misafirliğinizi aldığınızda size herhangi bir sorun yok der. Der ki affet, barışalım. Gönül kalbim kırıldı, gönül kalbim benimle barışsın diyorsunuz. Gönül kalbiniz size adım atsa da onun kendi içinde ailevi sorunları ve kültürel farklılık sizi bu ilişkide her zaman yalnızlığa iter. Doğru psikolojik destekle bu evreyi toparlamamız gerekiyor. Bir daha bakıyorum, aile büyükleriniz ya da çok sevdiğiniz birini kaybetmiş olabilirsiniz. Hadi bakalım bir mezar ziyareti Rabbine, Fatiha, bütün ölmüşlerimize Fatiha demeyi de unutmayın diyorum. Evet, kader çarkınızda yarım bıraktığınız eğitimler, iş gereği sizi yok sayan insanlara bu hafta haddini bildireceksiniz. Kader sizin için gülümsüyor. Doğru dengeleri yakaladığınızda da Rabbim size para ve huzurla aydınlatacak gözüküyor. Yorum yazdığınız için, beğendiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiler, hoşça kalın. Sevgili ikizler, yükselen ve ay burcu ikizler olan güzel takipçilerim, bu hafta keyifle, umutla, hayal ettiğiniz her şey evinize, sevdiğinize, kalbinize misafir gelsin. Evet, bu haftaki en çok sizi iş konunuzdaki yöneticilerin aksiyete yönleri, aksiyetesi, panik hata, sorumluluklarını sizin üstünüze yıkıp hiçbir şey yapmıyormuş ifadesinden fazlasıyla yorulabilirsiniz ve kartınız buna diyor ki ne kadar çok iş yapsam da yapayım ben haklarımı bu düzende alamıyorum ve alternatif nokta arayışları içerisindeyim ve
ve cesaretim yok. O yüzden der ki 4. ayın sonu, artık 5. ayın ortasında güzel iş kapılarınız hayırlı ve uğurlu olsun. Kendi içinizdeki anahtarınızı, kendi markanızı ve iş yerinizde kendinize ait en doğru cesareti gösterdiğinizde, üst düzey yöneticilerle kendinizi doğru ifade ettiğinizde, basamağınızda, hakkınızda var olan dengesizlikler bitip daha aydınlanacağınızı gösteriyor. Özellikle de devletle alakalı mülakat, çağrılma ya da bu tarz sınavlarımızda hatalarınız maruz gözüküyor. Biraz daha mülakatta dikkat ettiğiniz takdirde, ama der ki bir dahaki sene daha olumlu, bu sene burada bir kırıklık, bazı dengelerde sizin üstünüzde oyunlar oynanmış, burada şansımızı bir dahaki seneye zorlamanız daha sağlıklı. Alternatif taşeron firmadan devlet kadrosuna girebilirsiniz. Bunun için de bir erkekten güç alarak bu evremiz rahata erecek gözüküyor. Özellikle de kadınlarla ilgili yaşadığınız sorunlar, bu der ki kadın erkek ilişkisi fark etmiyor. Etrafınızdaki insanlarla yaşadığınız sorunlar sizi fazlasıyla gerilime, mutsuzluğa ve insanların sizi anlamadığı kaosa ettiğini gösteriyor. Başkalarının sizinle ilgili ne düşündüğü değil, sizin nasıl bir yol alacağınızın artık herkes farkında. Ama burada dostlarınız sizi kaybetmek istemiyor. İnandığınız insanlar sizinle yol almak isterken sizin onlara inancınız kırıldı. Der ki seyahatleriniz var. Kendi biletiniz, tatiliniz ya da yurt dışı ile ilgili ufak tefek seyahatler sizin ruhunuza iyi gelecek. Eğer ki sevgilinizin gözleri renkliyse, mavi ya da yeşilse, size bu ilişki ölene kadar biz birlikte evlilik gelecek vaat eden noktada olarak uyarı veriyor. Aynı şekilde hayat arkadaşımız ya da kırgın olduğumuz kişinin hayatındaki tıkanmış evresinden çıkıp daha kendi krallığınızı, daha kendi alanınızı oturtmak istediğiniz için ilişkilere de biraz daha ters baktığınız bir dönemde. Ama der ki herkes mi mutsuz olacak? Hayır, mutluluk da var ama biraz daha taşları oturtmak, ekonomik evreniz ve düzeninizi, yaşadığınız sıkıntıları düzelttiğinizde bu yılın ya da bu Mayıs ayının ortasına kadar kral ve kraliçe karşılaşıyor. Mutluluk ve sevgi sizinle birlikte olacak. Özellikle de geçmişe ait günahlarınızdan arınmış, tertemiz bir sayfaya adım atmış olacağınız bir hafta. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Mutlu kalın. Sevgili yengeçler, yükselen Vay Burcu yengeç olan güzel takipçilerim. Hemen kartınızı çekiyorum. Gerçekten her an sinirlenecek, öfkelenecek, işten çıkmak, buradan çıkartılmak, buranın dengesizliği ve bir sürü ekip içerisinde sadece herkes kendi rüyasında dalmış, kimse işle ilgilenmiyor ve devamlı da burada bir tedirginlik var, alternatif iş aradığınız gözüküyor. Hemen bakıyoruz, siz doğru mu yapıyorsunuz? Evet, gerçekten burada sizi büyütmüyorlar. Son 4 yıldır ya da 4 aydır kafanız buraya ait değildi. Alternatif nokta arıyorsanız olumlu. Özellikle sağlık sektöründe çalışıyorsanız ve farklı kulvardan beklediğiniz haber için 4 hafta gibi bir zaman var. Bu 4 haftada sizin iş kapılarınızla ilgili güzel olumluluk sahip olacağınız gözüküyor. Aynı şekilde şu anki başladığınız noktada da oranın yıkıklıklarını, problemlerini görmezseniz 5. ay biterken burada kalıcılığınız ve çok güzel oluşumlar yaratacaksınız. Eğer gözleriniz masmavi ve turkuaz mavisi ise size yurt dışı ya da şehir dışı ile ilgili parlak bir enerji ve destekleyen bir noktada. Yalnız eğer ortaklı işlerimizle ilgili uzun süredir çözemediğimiz konularda kalbinizdeki duanın ekmeğini yiyeceksiniz. Bu kart der ki ortağınız doğrudur. Gereksiz kaoslar, ortağınızla aranızı bozmayın. Buradaki bağ çok kuvvetli ve bağı yıpratırsanız rızkınız kesilir der. Yurt dışı seyahatine gitmek ve buraya yerleşmek isteyenler, Haziran'dan Aralık ayına kadar bu kapılarımız hayırlı ve bunlarla ilgili altyapıyı oturttuğunuz takdirde yurt dışı imkanlarınız yoğun bir şekilde hayatınıza girecek. Özellikle isminizde L ve M harfi varsa ve ikiz çocuğunuz ya da iki kardeşseniz, burada annenize ait köklerle alakalı çözemediğimiz miras konuları bu hafta avukat ya da yasal haklarımızla ilgili, başvurularımızla ilgili radikal kararlar alarak buradaki kök köklerimize ait hakların başarısı ve burası değerli bir nokta, sakın vazgeçmeyin. 3 yılda sürse, 2025 3. aya kadar da sürse pes etmemeniz gerekiyor. Bu karttaki en büyük hayalim araç almak, araç değiştirmek. Mayıs'ın 17'si 21 arasında
aracınız ya da araç alımınız hayırlı ve uğurlu olsun gözüküyor. Aşk hayatımıza geldiğimizde geri dönüşümü, burada ihanete uğramış ve ben içimden onun da aynı acıyı çekmesini, benim gibi sürünsün diyorum diyorsanız, Rabbim öyle bir dönüştürecek ki ayağınıza böyle kırmızı pabuç gibi gelip o içinizdeki acınızı karşı taraf özür dileyerek ifade edecek. Ama siz belki de bu noktada değilsiniz. Hayatınız gelse de başka bir enerjiyle yol alacağınız gözüküyor. Aynı şekilde evli çiftlerde boşanma ile alakalı kararsızlıklarınız var ve burada bir kaos var. Bu kaos gün geçtikçe evdeki çocuklarımızı, kendi ailelerimizi, ki yakın çevremizi çok etkiliyor. Ya ilişki terapistiyle ya da yasal süreçle bu olayı çözmemiz lazım. Bir insan bir şiddet içerisinde devamlı hakaret altında devam edemez. O yüzden kararsızın doğru kararı vermek için doğru bir destekle yol almanız lazım. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. Sevgili aslanlar, yükselen Vay Burcu aslan olan güzel takipçilerim, belki de bu hafta kendi içinizdeki sınavları, yanlışlarınızı ve doğrularınızı görmek için çok doğru bir hafta. Der ki artık dünyayı bir gökyüzüne al, içindeki yanlışlarını ve ne istediğin yolu bul ve yeniden doğmaya ihtiyacın var. Çünkü burada savaştığın her noktada birileri hayatına engel oldu ama artık dünya senin üstünde. Başarı, başarmak, yapmak istediğimiz işler, planladığımız birçok nokta artık doğarak ilerleyecek. Artık sıkıntılar geride kalacak, daha ferah, daha aydınlık bir evreye adım atmış olacaksınız. Yani bir nevi içinizdeki yaratıcı sanatçılığınız, iş çevreniz, iş alanınızla ilgili muhteşem döngülerle birlikte kendinizin içindeki var eden ve çevrede ışığınızın da daha yüksek olacağı bir haftadasınız. Maddi ve manevi bu hafta kendinizi çok iyi değerlendirmeniz lazım. Uzun süredir ödeyemediğiniz krediler, borçlandığınız konularla ilgili noktada da artık maskemizi çıkartıyoruz. Toprak burcu birinden destek almakla, bu borçlarımızı ya da kredi çekmek, toprak burcu birilerinden destek alarak bu evredeki sıkıntılarımızı bitirecek gözüküyoruz. Özellikle anne, kız kardeş sağlık problemleriyle alakalı bu hafta bayağı bir hüzünlü bir dönem yaşayabilir. Sonu ferah olsa da biraz daha endişeler ve ekonomik evrede buraya desteklemekten zorlanabilirsiniz. İsminizde G harfi, Y ya da B harfi varsa sağlığı krizli olan hanenin aydınlanması söz konusu olacak. Evet, hayalleriniz başka bir şehre, denizin, güneşin daha hakim olduğu noktaya gitmek ve devletle alakalı da çalışıyorsanız bu noktalardan güzel fırsatlar yakalayacağınız ve 7. ayda yolculuğunuz başlıyor. Özellikle hakim, savcı, avukatsanız farklı alanlardan büyük bir teklif alarak işimiz ve paramızla alakalı büyük değişimler, hatta yurt dışıyla alakalı da, çünkü dünyayı temsil eder, yurt dışıyla da alakalı büyük işlerle birlikte para denge rahata erecek diye uyarıyor. Ama der ki evlilik teklifi almak, hayat arkadaşınız size bu teklif ederken kalbiniz ve yüreğiniz yürekten yukarıya koşacak. O yüzük, o istek kabul olmuş gözüküyor. Hayırlı ve uğurlu olsun. Der ki erkek çocuk sahibi olacağınız, hatta ev aradığınız, aileler ikna olmuş ve mutlu olacağınız bir süreçte. Eski sevgilinizi özlüyorsanız onun hayatında başka biri, siz kocaman boşluksunuz ve devamlı bu ilişkide sizi suçluyor ve hata sizden kaynaklı olduğu için burnunda sürtmüyor diyorum. Ama der ki siz kendi meditasyonunuzu, şifanızı yaparsanız daha güzel aşkla ruh ikizinizi bulacağınızı uyarıyor. Aile içerisinde bina, yakın akraba, yakın çevrede oturuyorsanız bulunduğunuz noktadan taşınmak, farklı bir arayış içerisinde olacaksınız. Bu da sizin için hayırlı. Çünkü eşinizin ve kendi ailenizin ihanetleriyle o kadar çok yoruldunuz ki artık onlardan gelecek her zarar sizin çocuklarınıza ve ilişkinize zarar veriyor. Taşınmak ve özgürlüğe kavuşmak iyi bir karar içerisindesiniz. Deli deli psikolojik tavırlar, çocuklarınızla iletişim evresinde onların tavırlarını eleştirmeyin. Onları kendi halinde bırakırsanız onlar da çok rahat sizinle iletişimi dengeler diyorum. İyi seyirler. Sevgili Başak ve yükselen Vay Burcu Başak olan sevgili takipçilerim, en iyi sınav yöneticilerle ilgili yaşadığımız mutluluk sevincini bu hafta alacaksınız. Yani çok uzun süredir bulunduğunuz nokta, sınavlar, görevler, hakimiyet, devamlı kontrol evrenizde artık der ki özgürsünüz, kanatlarınız uçuyor, istediğiniz kapı, istediğiniz fırsat ve şirketinizdeki beklediğiniz haklarla ilgili barış ilan ediliyor ve buradaki artık kötü giden noktalar eriyip mutluluk ve huzur var edeceğiniz nokta.
noktada. İşten ayrılmak istiyorsanız ve iş konunuzla ilgili haklarınız ve uzun süredir çözemediğiniz konularda zaten burasıyla siz bağlantıyı kopartmıştınız. Yeni arayış ve yeni noktalardaydınız ve bu artık sizin son hatanız. Buradan çıkarak farklı bir hata olarak gördüğünüz nokta. Yani der ki buradan çıkıyorum hata olarak çünkü burası beni artık beslemiyor. Ama gideceğim nokta da bir hata derken burası sizi yeşertip büyütecek ve maddi bir sürü kazançlarımızı da kapısını açacak. Der ki yani sen gece işi yapmak istiyorsan olumlu, devlet kapısına girmek istiyorsan olumlu, özel sektör ya da kendi işini kuracaksan bu hafta bunların altyapısını kurduğunda kalbin ve yüreğin o kadar büyük bir rahatlığa erecek ki der ki O ve H harfi ya da N harfi varsa hem aşkla hem işle çok güzel bir aydınlanma noktasındasın. Artık kendi yarattığın hayalin, kendi kurmak istediğin planlar seninle birlikte ilerliyor. Korkmana gerek yok, cesaretini tamamla. Evet, uzun süredir ev satmak ya da çözülmesi gereken evimizle alakalı hep böyle bir erteleme vardı. Bu hafta görmeler, gelip gitmeler var ama Mayıs ortası ya da Haziran'ın 3. haftasında bu eviniz çok büyük bir kârla satılıp kendi evinizi de aydınlığa kavuşturacaksınız. Şöyle de baba köklerimizle alakalı arsa, amca, kuzen arasındaki krizler gün geçtikçe büyüyor. Hatta bu bizim eşimizin kendi eş hayatımızla alakalı noktada büyük bir sıkıntı ve hayal kırıklığına itebilir. O yüzden aradaki dengeleri bir güzel oturtmaya ihtiyacınız var. Yani der ki ailenize ait haklarla ilgili karı koca aranıza girecek insanlar var. Evet, bu mallar, bu haklar sizinle alakalı nokta ama birinin gazına gelerek kendi ilişkinizi zedelemeyin der. Aynı şekilde de çocuklarınızla ilgili eğitim, onların okullarıyla ilgili endişe ediyorsanız 3 çocuğunuzda, 1, 2, 3 çocuğunuzda ışık gibi parlak, onların geleceğinden korkmayın. Onların hayatı yurt dışı ve enerji olarak daha güzel noktalarda. Onlara bol bol destek verin. Eski sevgilim geri dönecek mi dediğimizde evet, o sizi gerçekten sevmiş ve kaybetmek istemiyor. O da hatalarını anladı. Siz de hatalarınızı anladınız ve artık kral ve kraliçe buluşması gerektiğini düşünürsen karşı tarafın tavrı ve edası o kadar çok nazlanmaya bes olacak ki mücadele et, bu nazlanmayı başar ve karşı tarafla da ciddiyetini kur olarak uyarı veriyor. Ailemize ait bazı sırlar, bazı yalanlar, bazı karışık olaylar masaya yatabilir ve incinecek noktalarınız var. Biraz daha sakin, hatta eve gitmeyin, dostlarınızla kalın ki öfkeniz yanlış noktalara ulaşmasın. Bir de yurt dışı ile ilgili tatil, Kıbrıs, Yunanistan böyle düşünceleriniz olabilir. Olumlu gözüküyor. İyi yolculuklar, iyi seyirler. Sevgili teraziler, bu hafta sizin yükselen ve ay burcu terazi olanlar, o güzel yorumlarınız şahane devam etmenizi temenni ediyorum. Işık size o kadar güzel yansıyor ki mevki değişiminiz, şehir değişiminiz, aynı şekilde bulunduğunuz noktada konum değişiminiz. Yani bu tarz beklentileri olanlar için hem parayı, hem anlaşmayı, hem priminiz, hem haklarınızla ilgili bu hafta konuşma haftanız. Bunlarla ilgili netliklerle adım atarak yerinizdeki var olan sorunları çözme haftanız olacak. Der ki sihir gibi bir hafta. İsteklerinizi masaya yatırın. 4 gün, 4 hafta içerisinde her şey öyle güzel bir ışığa çıkacak ki korktuğunuz gibi değil. Tam anlamıyla etrafınızdaki insanlar sizi kafese tıkarken sizin artık kutsal olduğunuz ve özellikle sizde de G harfi ya da O harfi ya da F harfi varsa üst düzey yöneticileriniz sizinle ilgili olumlu hedefleri var. Vazgeçmemeniz gerektiğini uyarıyor. Farklı bir iş alanındaysanız sanat, tiyatro, müzik, dans, öğretim görevlisi olabilirsiniz. Bu Haziran ayına kadar beklediğiniz yeni anlaşmayla alakalı beklentileriniz var. Hatta bununla ilgili de korkularınız var. Asla benim istediğim seçimler olmaz. Ben hep bir noktada hayır, bu kalbinizden geçen seçimler sizin için olumlu. Yap kendi işiniz, kendi sanatınız, kendi alanınızda çok daha büyüyeceksiniz Haziran sonrası. Şimdiden bunun altyapılarını oturtun. Dünyayı kendi içerisinde başarabilecek yetenektesiniz diyor. Özellikle de kardeşler arasında uzun süredir kavgalar, tartışmalar ve bir türlü kardeşler arasında hani kaoslar bitmiyor. Bu yüzden kardeşlerinize güvenmekten çok fazla yoruldunuz. Ama diyor ki onlar sizi seviyor. Sizin kurallarınız var. Çok kolay kurallı, çok fazla sert kurallara sahipsiniz. Ne zaman sizin kurallarınızı engel olsa siz kendi içinizde mahkeme ediyorsunuz ve onları yargılıyorsunuz. Biraz daha aile bağlarımızı, kardeş bağımızı güçlendirin. Hata sizde.
Evet, nişanlı ya da sözlüler Haziran 15, Haziran 21'de düğün hazırlıklarınız hayırlı olsun. O tarihte evleniyorsunuz. Güzel süreç. Hatta sevgilinizle aranızda mesafe olabilir. Ağustos telaşı içerisindesiniz. Ağustos'ta dünya evine girmekte sizi çok mutlu edecek. Çünkü içinizde onun yalnızlığı. Onun için dua ediyorsunuz ve duanız kabul edecek. Şöyle bir durum var. Özellikle de ailemize ait müteahhite gitmesi gereken evimiz ya da 4 katlı bir yer yıkılıp müteahhitle anlaşma yaparken 3 kardeşe de çok güzel haklar, çok güzel olumluluklar yapılacak ama der ki kardeş kardeşe ihanet etmesin, babanızın gücüne gider. Buradaki haklar neyse adaletli şekilde paylaşsın, kimsenin yattığı yerde kalbi sızlamasın der. Belki de uzun süredir de seyahatler, yarım bıraktığınız eğitimler, kurslarla alakalı cesaretinizi toparlayıp artık yarımlıkları çözmeniz lazım diye uyarıyorum. Bir de sağlık olarak diz kemikleriniz, diz ağrılarınız had safhada olabilir. Sağlığınızı kontrol edin. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili Akrep, yükselen ve Ay burcu Akrep olan güzel takipçilerim. Belki de içinizden ağlamak, içinizdeki yalnızlığı ve içinizdeki korkuları yenebileceğimiz bir hafta. Der ki o kadar mutsuz ve o kadar yorgunsun ki nasıl yaşıyorum, nerede yaşıyorum, amacım ne, bu hayata ne için geldim diye sorguladığınız gözüküyor. Devamlı olarak da kendinizi suçlayıp bu suçladığınız hayatta hiçbir zaman yıldızım, hiçbir zaman enerjim parlamayacak, böyle silik bir vaziyette gideceğim diyorsunuz. Der ki işlerinizde konumunuz, mertebeniz, beklediğiniz iş teklifleri sizin için gayet olumlu ve keyifli olacak. Şu cesaretiniz sindirilmiş ya, bu cesareti bir düzeltelim. Ve görüşemediğiniz, konuşamadığınız sevgilinizle duanız kabul olmuş, barışacaksınız. Onunla kaderiniz yazılmış, merak etmeyin, buluşacaksınız diyor kart. O yüzden iş hayatınızda, ikili ilişkilerde, konuşmalar, toplantılarla alakalı noktada gayet kendinizi doğru ifade ettiğinizde etrafınızdaki insanların da sizi çok iyi anlayacağı ve artık sizin ayağınızı kaydırmak değil, daha büyük destek vererek bu fırsatları bu yıla yayarak haklarınızı tek tek alacaksınız. Prim çalışmalarınız ile ilgili 6. ayda ekstra priminiz ya da bu ay bunları tamamlayıp 6. ayda daha büyük primlere hedef koydunuz, bunu başaracağınız gözüküyor. Şirketinizin size söz verdiği haklarla alakalı gecikmeler söz konusu. Bu yüzden dengeniz, ruhunuz yıpranmış. Vakti gelmiş aracınız, eviniz ya da ekstra size verilen haklarla ilgili olumlu cevapları da 3 hafta içerisinde alacaksınız. Yani 5 Mayıs'tan sonra bunlarla ilgili olumlu diyaloglar, endişe etmenize gerek yok diyorum. Özellikle de aşk hayatınızla ilgili hiç ilişkisi olmayanlara, çevrenizde tanıştırılma, görücüsülü, yakın akraba, yakın çevrenizin size bereketli bir insanla aşk yaşamınızı tanıştıracak. Lütfen bu tanış eski usul deyip demeyin, bu ilişkiyle ilgili adım atmanızı istiyorum. Aynı şekilde evli çiftlerde hatalar, birbirimize ait döngüleri düzeltip hatalarımızı gözetip arkasından nerede yanlış yapmışsak bu kalbi şifalandıracağız. Birbirimize daha anlamlı hediyeler ve birbirimize ait olan emri de en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Aile büyüklerimizden ümreye, hacca ya da bu tarz hayır yapmak isteyenler için belki bunun için Mart ayına ihtiyacınız var. Şimdiden ailenize böyle bir şey yapmak istiyorsanız mümkün olduğu kadar onlara bir destek verebilirsiniz ve bu da onları mutlu edecek gözüküyor. Ufak tefek estetik düşünceniz var, gözünüzü aldırabilirsiniz, buradaki yapıları düzeltebilirsiniz ama der ki kız çocuğunuz varsa bunun yaratıcı sanatçı yönünü ya da bir çocuğunuz varsa onun sporcu yaratıcı yönünü keşfedin. O sizin hayatınızın yıldızı ve isminiz ve namınız bu noktada devam edecek. Bir de dostlarınızla çevrenizi geri tutmaya başladınız. Evime nazar devi. Evet doğru. Sirkeli suyla evinizi yıkayın. Çünkü misafir ettikten belli bir süre sonra ya evinizde tabak kırılıyor, ampul patlıyor ya elektronik eşyalarda bir sıkıntı oluyor. Bence her hafta sirkeli suyla kendi enerjinizi temizleyin efendim. Hoşçakalın. Sevgili yaylar, yükselen ve Ay burcu yayı olan güzel takipçilerim. Bin pişmanlık neye yarar? Her şeyin bir bedeli var. Olmadı yar. Evet, bu parça sizin için olsun. Çünkü son pişmanlık neye yarar dediğimiz bir evredesiniz.
Kendi içinizdeki duygusal hatanız hem parasal hem iş hayatınıza hem de aile hayatınıza o kadar çok yansıdı ki hani nereden tutsam eliniz bomboş kaldı. O mücadele ettiğiniz, onun için savaştığınız her şey kendi işiniz, kendi paranız, kendi hayatınızı mahvettiniz. Ve der ki artık kendinle barış, Rabbimden özür dile, yolculuğuna başla, sana mutluluklar da gelecek. Yeter ki o pişmanlıkları geride tut ve kendini yenile, kendine sımsıkı sarıl ve kendini çok sevdiğini söyle. Çünkü artık bereketlenme haftan, kendini bulma haftan, hatalarla ilgili yoğruldun, bunlarla iyileşme, iş başvurun, bulunduğun noktadaki değişimler size, sana o kadar güzel fırsatlar yaratılacak ki yeter ki pes etme, tutun o daldan, bu hafta başarmanın en büyük aydınlanması. Evet, hatalar geride kalıyor, yanlışlar doğruya doğru ilerliyor ve burada yurt dışı ya da şehir dışı ile ilgili planladığın Dubai olabilir, Arap ülkeleriyle alakalı gideceğimiz yolculuklar ve şirketimizin bizi yollayacağı yolculuklarda büyük başarılar, büyük aydınlanmalar söz konusu olacak ve artık siz ektiğinizi biçeceksiniz. Artık adalet kırgınlıkla değil, yani yeşerip kitap okuyacağınız bir hayat sizi bekliyor. O yüzden yaşadığınız kalp acısı kendi hayatınızı bütünlükle etkiledi. Bu hafta bu bütünlükten çıkıyoruz. Özellikle de uzun süredir parasal evrede ödeme konularınızla ilgili yaşadığınız aksilikler Mayıs'ın 11'i 14'ü arasında toparlanmış olacak ve yasal problemlerde aydınlığa gidin. Ödeyemediğiniz faturalar, yasal problemler, geçmiş mahkemelerle ilgili güzel ödüller alma haftanız olacak. Bence bunların altyapısını yapın. Mayıs sonuna doğru da bu ödülleri kaldırın istiyorum. Evet, evli çiftlerde ihanet, ayrılık korkusu ve eşinizin hayatında biri olduğu ve devamlı parayla ilgili konuşmalar yapıyor. Devamlı sıkıntımız, kederimiz var. Eskiden bonkör davranıyordu, şu an pinti. Eşinizin ekonomik anlamda dengesizlikleri had safhada, sizinle bir alakası yok. Aldatmıyor. Siz kendi kendinize bu ilişkiyi yıpratmayın. Siz bence bu ilişkide bu söylemleri kullanarak ilişkimize ziyan ediyor olabilirsiniz. Özellikle 3. kat ya da 5. katta oturuyorsanız eşinizin ekonomik olarak işiyle ve yaşadığı gerginliklerin farkında varmış ve bunlarla ilgili düzenleme yaptığı için biraz soğuk kalıyor olabilir. Yoksa eşiniz seviyor. Evet, gerçekten boşanma niyeti olan bazı yay ve yükselen ve yay burcu var ama haklarımız ve kendimize ait hakları almadan buradan vazgeçmeyiz ve hatta kanıt arıyorum ve bu kanıt alıp kendi anahtarımı almadan çıkmam diyorsunuz. Bunu da başaracaksınız. Özellikle bir erkek bir kız çocuğunuz varsa, özellikle oğlunuzun yurt dışı ve mühendis kafası, kızınızın da doktorluk kafası çok ön planda. Çocuklarımızı bu konuda desteklerseniz sevinirim. Evet, diş atı iltihaplarımız ve sırt ağrılarımız olabilir. Dikkatli olun, hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgili Oğlak ve yükselen Vay Burcu Oğlak olan güzel takipçilerim, şifayı kendinizde bulduğunuzda Rabbim bütün bedeninize şifa verecektir. O yüzden şifalanmayı, kendi içinizdeki duaları, umutlarınızı sakın kaybetmeyin. Yorum yaptığınız için, beğendiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Devam yorumlara. Evet, kader çarkınız sizi uzaklaştığınız hayatla ilgili sorguluyor. Mesela şehri terk etmiş başka bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. Ailenizden uzak farklı bir şehirde yaşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden artık kendi içinizde yarattığınız boşluklar, hayal dünyanızda kendinize yalan söylediğiniz evrelerle yüzleşin. Bu demektir ki aileniz size ziyarete ya da siz ailenizi yakın dönemde ziyaret ederek bu boşluklarımızı düzelteceğiz ve buradaki eksiklikleri toparlayacağız. Ve aynı şekilde işimiz gereği bulunduğumuz noktada dışarıda işlerimiz, alım satım, ihracat, bu tarz yoğun koşturmalarımızda ödüllü başarılarınız var. Bu hafta farklı alternatif noktalardan da gelecek teklifleri değerlendirebilirsiniz. Yüzüğünüz var. Yani bir hayat arkadaşınız size yüzük hediye ediyor ya da siz ona kendi içinizden bu yüzüğü bekliyorsunuz. O da bu yüzüğü size kalbiyle ikram edecek. Korkmanıza gerek yok. Bir de kültürel farklılığınız var. Bu dengeleri de çözmeniz lazım. O çocuk ya da o kadın ya da o erkek sizi seviyor ama aile dengesizlikleri, kültürel farklılık, ailede bazı dengelerin uymadığı gözüküyor. Her iki tarafında ailesini yıpratmadan, eğer yıpratırsanız bu evlilik kaçarak değil, ömür boyu pişmanlıkla devam eder. Birbirinizi iyicene tanımadan, bu evliliği doğru aileyi oturtmadan da bu düzene karar vermeyin diyor.
Evet, iş kendi işimiz, ortaklı işlerde güzel bir haftanın kazan çevresinde olacaksınız. Maddi olarak yapmış olduğunuz hatalara soru işareti der ki ben artık hata yapmayacağım, paramı, hayatımı biriktirme içerisindeyim. Ve bunlar için de özellikle 5. ve 6. aya kadar ödemelerinizle alakalı sistem yaratacaksınız. Ondan sonra paranızı biriktirme evreniz hayırlı. Der ki yakın dostunuzla tartışıp kavga etmiş olabilir. Mahkemelik, inandığınız kişilerle mahkemelik durumlar olsa da sizin eliniz kolunuz bağlı gibi dursa da siz özgürlüğünüze, o tarafın hatalı olduğu, sizin haklı olduğunuz kanıtlanacak ve siz özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Tebrikler. İsminizde D ve O ve G harfi varsa çok güzel bir aşk ve aynı şekilde aşkınıza sahip çıkacak hayat arkadaşınız kapınızda. Bakın, güzel aşk hem de. Evet, bir de bu der ki aile arasında çözemediğimiz, evimize hırsız girmiş olabilir, yakın akrabamızdan şüpheleniyor olabiliriz, kuzenimizden, eşimizin ailesinden, kendi eş soyumuzdan. Evet, burada sizin ailenizi bilen evinizden sanki koymuş ve hazineyi üçüncü çekmeceden almış gibi ve burada altın ve para gözüküyor. Bu gelmeyecek ama tekrar bu kişi kapınızı zorlayabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın, iyi seyirler. Sevgili Kovalar, yükselen Ay burcu Kova olan güzel takipçilerim. Bu dönem parasal evredeki sorunlarınız bitiyor. Ve artık insanlarla iletişim kavgamız, kaoslarımız ve hakkımız olan iş noktası ile ilgili de özgürlük alanımızı daha keyifli şekilde tatmayı öğreneceğiz. Ve artık yurt dışı bağlantılı ya da firmanız kurumsal büyük yurt dışı bağlantılı işlerdeyse sizin de yurt dışı ve şehir dışı imkanlarınızın değişim dönüşümle birlikte çok güzel bereketlenmenizde, hak ve hak hukuk konusunda da buradaki, eğer ki bu firmaya ait değilseniz artık o firmanın içinde isminiz ve soyadınız daha sağlam bir şekilde devam edecek. Sevgilinizi terk etmek istiyorsunuz, cesaretiniz yok. Sevgilinizle uyumsuzluklarınız var. Bence ilişki bitmiştir. Karşı tarafa merhamet duyduğunuz için ilişkiden kopamıyorsunuz. Artık yeni bir ilişki, yeni başlangıç. Sizi daha çok güçlendirecek. Onun yanlışları, onun hatırını düzeltmekten çok fazla yoruldunuz. O yüzden bu spreyi öldürüyoruz. Yepyeni bir anahtarla yol aldığımız gözüküyor. Yeni bir ev almak, araç almak, yeni yatırımlar için önümüze seçenekler gelecek. Burada der ki siz en çok ailemize ait bazı kardeşler arasındaki sorunlar bitti. Gerçek haklar paylaşıldı. Herkes evini, herkes anahtarını alacak. Bunun için bir 3 ay gibi bir zamana ihtiyacımız var. Ama kendi aramızdaki sorunları da çözdük. O güzel anahtar aydınlıkta. Evli çiftler ihanetle şüpheleniyor. Mesajlar, yazışmalar ya da önünüze gelecek bazı döngüler sizi çok fazla yıpratabilir. Delirmenize ya da hayat arkadaşın sen delisin, şizofrensin, işte gereksiz olaylara abartıyorsun diyorsa bilin ki aldatıyorsunuz. Ve bu yazışmaları yakalayacaksınız. Yani 2 hafta içerisinde eşinizin sizi aldattığı ile ilgili yazışmaları yakalayacaksınız ve elinizde cesaretiniz varken o haklarınızı da alın. Çünkü bu hep aynı şeyleri yapıyor, sonra özür diliyor. Daha nereye kadar siz kendi yolculuğunuzu yapın. Özellikle de şöyle bir durum var. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız 3 kişilik bir ortaklı sistem var. Bir kadın iki erkek gibi ya da iki erkek bir kadın gibi, bu mühürdür, başarıdır. Bu işi mutlaka yapmanız gerektiğini uyarıyorum. Evet, aynı şekilde de çok eskiden sevgiliniz dua ediyor benimle barış diye. Bence senin şu anki hayatındaki insan iyi. Aklını bulandırma, geçmişi kapat. Şu anki hayat arkadaşınla yolculuğa devam et. Araç alacaksınız. Özellikle sizde T ve M ve U harfi varsa aracınız, yeni aracınız hayırlı olsun. Efendim, iyi seyirler. Sağlık olarak olta kulak iltihaplarımız ya da bronşlarımız sıkıntılı olabilir. Dikkatli olun. Sevgili balıklarla yükselen Ay burcu balık olan güzel takipçilerim. Cesaretinizi kendi kanatlarının üstünden geçirdiğinizde yeni iş, yeni oluşum ve basamaklarla ilgili kararsız olduğunuz noktalarda sizin enerjiniz çok daha yüksek. Hani hayatı kitap gibi okumak, işlerimizi hak ettiğimiz noktanın kitabını almak ve bizim masamız ve konumumuzla alakalı adaletin bizim tarafında olmasını temenni ettiğiniz noktada artık kanatlarınız özgür. İşinizde değişim, işinizde hak paranız verilmesi gereken nokta, devletle alakalı mücadele ettiğiniz konularda artık size eliniz kolunuz bağlı değil, daha güzel yönünüzü ve buradaki kol bağlılığı bitip
yepyeni bir döngüye gireceğiniz. Özellikle sizde P harfi ya da R ve Y harfi varsa tebrikler. İşinizde büyük bir ödül, başarınız hayırlı ve uğurlu olsun. Ve kalbinizdeki düşündüğünüz her şey bu hafta size Rabbim tek tek verecek. Hayal et, umut et, her şey senin kanatlarında. Çünkü her şey kötülükle besleniyor ama siz artık bu hafta iyilikle besleneceksiniz ve dengeyi ve huzuru bulacaksınız. Özellikle de uzun süredir hayatınızla alakalı yurt dışı, şehir dışı imkanları ile ilgili yakın dostlarınızla görüşüp siz buradan, o yurt dışından büyük projeler, hatta siz buradan ürün yollayabilirsiniz, oradan bunu satabilir. Böyle hem farklı işler yaparak hem de şu anki işimizi büyüterek büyük planlamalarınız var. Önü olumlu. 6 ay içerisinde bu sistemi de oturtacaksınız. Hiç merak etmeyin, bu kapılar sizin için hayırlı. Devlet kurumunda çalışıyorsanız burada bir kadından kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ve size iftira, bana asıldı, bana etti, bana öyledi diye laflar çıkabilir. Bu yalan bir olay. Siz bunu kanıtlayacaksınız ama kanıtlarken de kanatır gibi kanıtlayacaksınız. Buradaki her evrağınız açık olsun. Çünkü burada büyük bir denetimde olacaksınız. Suçlanmak ölümle diriş arasında. Yani öleceksiniz. 2 hafta sonra aydınlığa kavuşur. Yani 1 ay içerisinde bu gerçekleşecek, 2 ay içerisinde aydınlığa kavuşacaksınız. Nişanlıysanız nişanlılığınız bitiyor. Ruh ikiziniz olmadığına karar verip kendi kalbinizdeki doğru insanı bulmak için dua edeceksiniz. Çünkü onun yalanları ve ailesiyle yaşayamayacağınıza karar verdiniz. Özellikle de sizde H harfi, E harfi ve O harfi varsa yepyeni bir insanlar ve der ki burada siz bir hayır yapmanız lazım. Ya inandığınız hayır neyse, yani kurban akıtmak mı, kan akıtmak mı, çocuk sevindirmek mi, yaşlılık bakımı evine mi gitmek, eğer hayır yaparsanız bütün üzerinizdeki negatif enerjiler bitmiş, yönünüzü ve hayatını en iyi şekilde bulmuş olacaksınız. Eşler arasında da elti ya da görümceler arasındaki yaşanacak krizler karı koca hayatımızı, evliliğimizi tetikleyebilir. Bu ara misafirleri az tutun, baş başa kalın, flört edin. 3. kattan 1. kata taşınma. 5. kattaysanız 3. taşa ya da müstakil bir ev arayışı içerisindeyseniz bu haftadan sonra bunlarla ilgili olumlu yerler oluşturacaksınız. Mutlu ve keyifli kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yorum yapmayı, beğenmeyi, bol bol söyleşide bulunmayı unutmayın. Hoşça kalın.